Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörleri mercek altına almaya, ışık tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Bilecik'e bağlı Söğüt ilçesi. Bu güzel ilçemizde turizm sektörüne yönelik hizmet veren Ay Yıldız Oteli konuk oluyoruz ve yanımızda bu güzel otelimizin müdürü Sayın Murat Tezcan ile birlikteyiz. Merhaba Murat Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Öncelikle hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi güzel bir otel dedim, tabii bununla ilgili bilgileri alacağım. Otelimizin özellikleriyle ilgili birçok bilgi sizden alacağım ama tabii. Öncelikle otelimizin kuruluşuyla ilgili bilgi almak istiyorum sizden. Otelimiz ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, neden oluştu? Otelimiz 2001 senesinde rahmetli Mustafa Ay Yıldız tarafından kurulmuştur. Şu anda otelimizi İbrahim Ay Yıldız devam etmektedir. Otelimiz 28 odadan 4'ü suite olmak üzere oluşmaktadır. Asıl işimiz ipek ve halı üzerinedir. Merkezimiz Hereke'dir, İzmit olaraktır. Ama 2001 senesinde Söğüt'te eksikliğinden dolayı Mustafa Ay Yıldız bu hizmeti sunmuştur Söğüt halkına. Ve ilk otellerden bir tanesi. İlk otellerden bir tanesidir. Şu anda da İbrahim Bey devam etmektedir. Bu şekilde Söğüt'e bir katkıda bulunmaktayız diyeyim. Tabii bu arada katkıda bulunmak derken kaliteden asla taviz vermeden, kaliteden asla ödün vermeden hizmet veriyoruz. Hizmet kalitesini ön planda tutarak müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için en önemlisidir kesinlikle. Onu söyleyebilirim. Buna ilave olarak Söğüt'te eksiklik olan spor salonumuzu yakında açmak üzereyiz. Bir hafta 10 günlük süreç içerisinde inşallah bunu da açacağız. Önemli olan Söğüt'e yatırım, Söğüt'e bir şeyler kazandırmak bizim için. Evet, tabii ki Söğüt halkına hizmet etmek. Tabii ki. Ama turizm sektöründe özellikle Ay Yıldız Otel olarak birçok insana hizmet vermek aslında sadece Söğüt'e hizmet vermek adına değil, Söğüt'te istihdam sağlamak adına yapılan bir çalışma ve tabii ki çok da başarılı bir çalışma. Şu anda Ay Yıldız Otel dendiğinde birçok ünlünün de uğrak yerlerinden bir tanesi. Tabii mutlaka. Öyle değil mi? Ünlü misafirlerimizi, konuklarımızı kabul ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bizi de kırmıyorlar, bizi de sevindiriyorlar gelerek. Otelimiz şöyle söyleyeyim, hiçbir teşvik, hiçbir kredi kullanılmadan tamamen kendi öz sermayelerimizle yapılmıştır. Evet. Bunu özellikle üstüne basarak söylemek istiyorum. Onun dışında da şu anda devam etmekte olan halı ve ipekçilik, İzmit'te dükkanımız devam etmekte, şirketimizin ana merkezi tekrar söylüyorum oradadır. Söğüt'te de böyle bir şekilde İbrahim Bey'in çabasıyla Söğüt'e bir şeyler katmak istiyoruz. Evet, tabii çok da başarılı bir çalışma. Çünkü Söğüt'te böyle bir otel şu an için hali hazırda yok. Evet. Bu anlamda da tabii otelin özellikle talep edilmesindeki en büyük faktörlerden bir tanesi de tek olması neredeyse. Evet. Öyle değil mi? Kaliteli hizmetiyle, farklı dizaynıyla, farklı konseptleriyle tek olan otelimiz bir tane. Başka da bir otel yok zaten. Birkaç otelimiz daha mevcut Söğüt'te ama kalite konusunda özellikle kalite ve müşteri memnuniyetinde tek izleyebilirim. Evet, tabii ki hizmet kalitesi ön planda. Evet. Bu anlamda tabii odalarımızın daha birçok farklı özelliği var. Bu anlamda odalarımızın özelliklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Odalarımız tek kişilik, iki kişilik, üç kişilik olmak üzere ayrılıyor. Şu anda da dört odamız da suite oda olarak özel misafirlerimize, ünlülerimize diye hitap edeyim. Ayrılmıştır. Özel misafirlerimizi oralarda misafir ediyoruz. Ve çok da konforlu, çok da rahat. Aynı zamanda jacuzzi'miz mevcut. Duşun dışında jacuzzi'miz mevcut. Her odamızda sizin de bildiğiniz gibi LCD, LED TV'leri mevcut. İnternette sıkıntımız yok. 24 saat sıcak suyumuz mevcuttur. Evet, konforu arayanlar ve huzuru arayanlar için aslında biçilmiş kaftan az. Tek adressiz diyebiliriz. Öyle değil mi? Evet. Özellikle Söğüt'te. Evet. Tabii bundan sonra yapmak istedikleriniz farklı projeler var. Bununla ilgili özellikle otelin tamamen tadilatı ile ilgili birçok çalışmanız var. Bunlarla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Şu
Şu anda uğraşmakta olduğumuz şey en önemlisi bizim için spor salonu. Söğüt'te çok büyük bir eksikliği vardı. Evet. Bütün malzemelerimizi aldık. Resmi olarak da açılışımızı nasip olursa 10 gün içerisinde yapmayı planlıyoruz. Ve Söğüt'te eksiklik bulduğumuz bir diğer kısımda bir kafeterya. Bunu da beraber olarak sizin de görmüş olduğunuz gibi düzenledik. Evet. İnşallah ikisini beraber açmayı planlıyoruz. Evet, tabii onları da hizmete sunacaksınız. Tabii ki, tabii ki mutlaka. Her zaman olduğu gibi yine ön planda kalitemiz olacak. Evet, kaliteli bir mekan adına tabii. Hem tatillerini geçirebilecekleri, rahat bir şekilde dinlenebilecekleri bir mekan aslında. Evet. Mustafa, rahmetli Mustafa Ayılız'ın da sürekli Söğüt'e yenilik katmak, Söğüt'e hizmet vermek açısından düşüncesi olduğu için biz de bunu devam ettirmek adına İbrahim Bey sağ olsun bu konuda hiçbir şey esirgemiyor. Şu anda Söğüt'ün ekonomik durumu kötü olmasına rağmen üstüne basarak Söğüt'ü canlandırmak adına sürekli yatırımlarını Söğüt'e yapmaktadır. Evet. Bu anlamda da yatırımlar devam edecek zannediyorum, değil mi? Tabii, kesinlikle. Hizmet sektörü sürekli yenilik isteyen bir sektördür. Her sene farklı yeniliklere giriyoruz zaten. Evet, bu anlamda çalışmalarımız devam edecek diyorsunuz. Tabii bu güzel bir şekilde tatillerini geçirmek adına, huzurlu bir tatil ve rahat bir tatil geçirmek adına yapacakları tek şey sevgili izleyenlerin de tabii ki Söğüt'e geldiklerinde Ay Yıldız Otel'e gelmek. Sadece konaklamak adına değil, gelip çayımızı kahvemizi içip de bizleri tanımak isteyen arkadaşlar her zaman kapımız açıktır. Buyursunlar, gelsinler. Tabii, her zaman. Biz buradayız diyorsunuz, değil mi? Her zaman. Başımızın üstünde yeri var. Özellikle Murat Bey, şimdi birçok Söğüt, özellikle Osmanlı'nın tarihinden bugüne gelen ve gerçekten çok farklı bir havası olan ve aynı zamanda Osmanlı'nın, Osmanlı tarihinin beşiği olmuş neredeyse. Evet. Küçük ilçelerimizden bir tanesi ve bu anlamda tabii turlar da düzenleniyor. Onlara da yine aynı şekilde açıksınız, değil mi? Şöyle söyleyeyim, Osmanlı'nın kurulduğu yer olmasından dolayı Söğüt'ümüz çevreden gelen yerli ve yabancı turistlerimize ziyaret almaktadır. Bunların talep ettikleri doğrultuda şu anda mevcut olan her 15 günde sürekli gelmekte olan gruplarımız var mevcut. 60 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz. Bu da anlaşmamıza bağlı demeyeyim. Sürekli zaten fix olan şeyimiz oda kahvaltı hizmeti veriyoruz. İsteğe bağlı ara öğünler ikramlarımız oluyor. Akşam yemeklerinde ikramlarımız oluyor. Yine istedikleri lezzetleri, tabii, istedikleri tabii, tabii. Tadları yine burada bulabiliyorlar. Yöresel yemeklerimizden tattırıyoruz gelen misafirlerimize. Şimdiye kadar hiçbir konuda şikayet almış durumumuz olmamaktadır. Herkes memnuniyetli. Hatta gelen öğrenci sayılarında, öğrencilerle olan diyaloglarında tekrar tekrar aileleri tarafından aranıp teşekkür alıyoruz ve öğrencilere verdiğimiz hizmeti aileler kendileri de almak istiyorlar. Özellikle arayıp bu konuda bilgi alıyorlar ve geliyorlar, konaklıyorlar. Evet, gerçekten de bu da çok güzel ve çok önemli bir başarı aslında. Evet, Söğüt için Söğüt'ü tanıtabilmek adına yapabildiğimiz kadarını, elimizden geldiği kadarını yapıyoruz. Evet, hizmetlerimiz de devam edecek. Devam ediyor, değil mi? Kesinlikle. Peki, çok teşekkür ediyoruz teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz bu güzel sohbet için. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Ay Yıldız Otel'den, Söğüt'ten aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarımızda.